Evet canlarım, yeniden selamlar, hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Akşam vloguma başlıyorum şu anda. Şimdi ben 2 gün böyle evin içinde durdum ya, biraz hava alayım diyorum, gidiyorum. Şu anda birlikte bu bizim meydan tarafı çok güzel süslenmiştir. Oralara bir bakalım, içimiz açılsın, biraz dolaşalım. Sonra oradan ayrı Melen yanına geçerim, annemin yanına geçerim. Onların da yeni yılını kutlarım. Abimin yanına geçerim. Yani mübarek ederim, mübarek olsun yeni yılınız diye dualar ederiz. Haydi gidelim. Yeniden diyorum hepinize mutlu, huzurlu, sağlık dolu yıllarınız olsun. Allah hepinizden razı olsun. O kadar emekler verdiniz ki benim için. Yani bu Türk milletimizin yüreğinin ne kadar samimi, ne kadar temiz olduğunu gösteriyor bu. Ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor bu. Her şekilde gördük. Yani depremler oldu, Allah vermesin, oralara yardımlarını gördük. Seller oldu, yardımlarını gördük. Yangınlar oldu, oralara şeylerini gördük. Ya bizim Türk milleti kadar, gerçekten Müslüman ülkemiz kadar, gerçekten hakkıyla veriyorlar şeyini, yürekleri, yüreğimiz, yani hepimiz öyleyiz ya, ben sizlerden bahsediyorum. Yürekleri o kadar yufka bizim Müslüman ülkemizin, bizim Türk ülkemizin, Türk milletimizin, o kadar yani aslında var ya, Rabbime yapılan güzellik bunlar, Rabbime sadık. Ne demişler? Rab, ben insanları severim. Ben bütün canlıları severim. Rabbimden, Yaradan'dan ötürü. Allah hepinizden razı olsun. İzleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak, abone olarak bana destek verdiniz. Kiminiz yiyeceklerle, geçen yıldan bahsediyorum. Şimdi bir gün geçti ama geçen yıl oldu. Kiminiz maddi açıdan yardım ederek, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu sene hepinizin güzelliklerini önünüze getirsin. İçinizdeki ne istekleriniz varsa hepsini önünüze sersin Yüce Mevlam. Ben yılbaşı akşamı çok dualar ettim hepimiz için. Sonra biraz dualardan sonra biraz yattım, uyudum, biraz uyandım. İşte bu şekilde benim yılbaşım böyle geçti. Batı ile birlikte geçti. Eğlenceleri izledik işte. İzlerken de şey olduk ama dualar hep zikir. İçimden hep böyle dualar ettim. Neyle girersek? Çünkü onunla devam ediyor. Dualarla girdik. Allah'ın izniyle Allah kabul eylesin. Çoğunuzun duasını, çoğunuz dualarla girmişsinizdir. Allah kabul eylesin. Hadi gidelim biraz dolaşalım. Biraz hava alalım. Anahtarımızı alalım. Hurkim abına dokunurken orada bir şey yeri var. Ona dokunurum diye ağır çekimleri. Bazen öyle yaptığım çok oldu. Bir nefes alalım şöyle. Hava soğuk. Soğuk, kat kat giyindim, kat kat. Hasta olmayayım da. Hasta olursam ilacı alamam. Yani aldığım zaman para vermem gerekiyor. Çünkü Bağkur'u ödemedim ya. Şimdi ayın 15'inde şey ödeyebildiğim kadar onu ödeyeceğim. Şöyle yapacağım ben ya. Biraz Bağkur'dan, hani biraz şimdi ayın 15'ine kadar elime geçeni şey götüreceğim. Vergi dairesine. Sonra biraz daha böyle çalışıp biriktirip biraz Bağkur'a, biraz onu havuz şekilde yapacağım Allah'ın izniyle. Öyle öyle Allah izin verir bitirir. Şimdi çocuklar. Kız ben çektim zannedeyim. Çekmemişim ya. Kız çocukları çektim mi ben? Anam çocuklar şimdi bizi de çekti dedi. Az bir ünlü olalım diyor.
gidiyorlardı. Çocuklar işte gençlik, ah ah ah. Gençlik. Şimdi olsak onların yaşında olsak. Aa bak bacağım gene ağrıyor. Gene ağrıyor. Ha, burada oturayım dinleneyim gene. Sinir sıkışması ya işte, sıkılıyorum ya, sıkıldıkça böyle olur. Sıkıldıkça böyle olur. Anam çocukları çektim zannettim, çekmemişim. Bir de bana diyor ki, anam baktım ha şimdi de. Yanlış mı gördüm, çekmemişim ya. Basmamışım çekmeyi. Bir de diyor ki, abla kaç tane atacaksınız isteyeyim. Anam. Baktım ağzını çekmemiş gibi görünüyor. Kullar dağılmış. Burada öğrenci ve şey var ya. Sabahçı ve öğrenci. Sabahçı okulları dağılmış. Ya da bilmiyorum, ben bu saatte buradan da geçtim ama. Salı günü belki yarım günü. Bunu bilemiyorum. Şu an cıvıl cıvıl çocukların arasında. Bunlar da güzel görüntü. Çocuklara inşallah gelecekleri güzel olsun. Güzel yıllar diliyorum. Haydi. Burada ne olmuş? Burada bir şey olmuş. Etrafı çevirmişler. Kızlar orada ne yapıyor orada bak. Orada ne yapıyor bak orada. Kız ne yapıyorsun orada? Hanım araba geliyor, beni çiğneyecek. Karnı var, ye ye. İçimiz dışımız karnı var oldu. Ay. Şimdi başka bir şey yemeye başlayacağız. İki gün üstü karnı var yedik. Kız bacım. O kadar sıkışmıştım ki, dedim ki bir umut, aslında kullanmam da şu borcum için bir umut, iki tane çeyreklik almıştım. Bir umut dedim ya, bir umut. Hiçbirinde yok. Ha şimdi bak dedim, Karadeniz yoğurt olsa bana bir kaşık düşmez ya. Vallahi. Karadeniz'in her yeri yoğurt olsa bana bir kaşık düşmez. Olmuyor. Çok sıkıştığım zaman her zaman almam bunu. Bir de çok sıkıştığım zamanlar alırım. Bir kere de Batı'nın babası ölmeden önce çok sıkışmıştım. Bununla sorunlarımız vardı. Her şeyimi bitirmişti. Ha o zaman almıştım. Belki düştüğüm yerden kalkarım diye. Ama bana aborti bile vurmuyor. Ben bunu biliyorum. O yüzden daha hiç almamıştım. Şimdi bunlar işte 2 gün önce, yılbaşından 2 gün önce almıştım 2 tane çeyreklik. Ha şimdi baktırdım, yok. Yok. Gerçi ona haram diyorlar ama yani insan bazen bunalıyor, sıkılıyor. En azından Rabbimden şunu diliyordum. Demek hayırlısını etmedi o. Bana hayırlı görmedi onu. En azından bir 50-100 bin lira dursun diyordum. En az. Hiç olmasın. Yahu 1,5-1,500 lirasına bile razıydım. Aborti bile yok. Kendini kurtarmaz. Olsun. Olsun. Bir tane çayımı içtim, kalkıyorum. Belediyenin parkı burası, en üst tarafta. Ucuz buranın çayı. Haydi bismillah. Hesabımızı ödeyelim. Ana çiğse ayağımız. Kız çiğse var. İyi günler, iyi günler. Evet, çiğse var. Anam güneş görünüyordu. Kız, kız. Kız her yerde kedi maşallah. Kız anam çiğ, anam. Dışarı çıktım, çiğse var ya kız. Ben her zaman şeyi unutuyorum. Şemsiyeyi. Sen havlu dedim ya, o
gezerim. Hem de güya milli piyangoyu baktırdım işte. Güya o şeyi. Yok. En azından kendini kurtarsaydı o da yok. Yok. Evet, şuradan biraz daha yeşillik alayım. Bu ne kadardı? 30 liraya kız bacım. Otuz liraya o küçük bağ veremem. Veremem kız, veremem. Kız haberimden düşecek. Şeyim kırıldı, dişleri, tutan dişleri bu şeyin de. Haberimdeki selfie çubuğum da. Kız çöp sokuydum. Diş çöpü, o da düştü. Nereye düştü bilemiyorum. Bu yere düşerse bunun kendi camında takma şeyi yok. Hep gider. Allah korusun. Ben şuradan selfie çubuğu bakayım bir. Ha, burada olur mu? Burada olur herhalde. Merhabalar. Bunlar var. Ne kadar abi bunlar? Abi onlar ne kadar? 80 TL. 80 TL mi? Metal olanları var mı? Şu? Şu ne kadar? Şu sağlam görünüyor. 210. Anam 210. Yok. 210 alamam. Canlarım, güzel bir şey aldım. 210 dedi. Bu dişi kırık. Bundan dişi elimle tutuyorum böyle. Çöple tutuyordum. Ha şimdi dur elimi göstereyim. Evet, şöyle bir şey aldım. Siyah rengi yokmuş. Çocuklar gibi pembe aldım. Bunun siyah rengi yok değil mi? Siyah yok abla. Bahsettim. Yok. Diğerleri basit şey. Ne yapayım? Bana renk bir lazım. Boş ver. Gitsin onda. Ne? Dur Miki. Al. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar, iyi yıllar. Evet. Aldım, en azından sıkı tutuyor bu. Rengi önemli değil ya. Ne yapayım? Başka renk bulamadım. Diğeri çok basitti. Anında kırılacak şekilde. 80 TL dedi ya. O anında böyle ya, bir saat kullanamazsın onu. O şekil basit görünüyordu. Ve bu sefer ben telefonumu niye riske atayım ki? Artmak istemedim. Anam az önce bir çocuk merhaba dedi. Dedim izliyor musun? Abla senle biz görüşmüştük ya dedi. Ne zaman görüştük bilmiyorum. Ben de bu işi yapıyordum dedi. Niye dum dedin dedim. Hani yapmıyor musun şimdi dedim. Yok abla dedi. 100.000 abone yaptım dedi. 100.000 abone yaptım. Ne yapmadın? Niye yapmıyorsun dedim. Ben 100.000 abone yapsam. Oh Rabbim. Dedi askere gittim. Geldim daha da yapmak istemedim dedi. Anlıyorum dedim. Çekeyim mi seni dedim. Yok abla sağ ol dedi. Görün daha önce görüşmüşsün, konuşmuşsun. Demek ki o da başta şey yapmış, ben unutmuşum. Kız bu ne oldu ha, bu başlığı ne oldu Allah'ım? Ya Rabbim. Deli kızın şeyi gibi. Başım yemin ederim ya. Kendime ben böyle ayağımı da kendime kendim takabilirim, başka takamam. Deli kızın yasmak bağlamasına benziyor. Kız aa bak, ırgat mıydı bu bak. Sert tutuyor, oynat mıydı bak bu. Gördün mü? Tam sert tutuyor, oynat mı şeyi. Öbürü demek ki şeyden de bak, tuttuğun tripoddan tripodda fark var işte, elinde tuttuğun. Görüyor musun? Ben normal resim çekilen şeyle takıyordum. Normal hani Instagram resmi çekiyorlar hani. Normal selfie çubuğu, ha ona takıyordum. Bak bu oynuyordu, bak bu oynamıyor, görüyor musun? Ama ben başımda niye oynayayım? Çünkü çok saçma bir hale geldi başımda. Kaldırsa saçma bir hal aldı başımdaki. Deli kızın cember bağlaması. Allah, hazır türbanı bile zorlanıyorum ya. Hazır türban bile. Alttaki çok şey. Aşağı çekeyim. Ne yapayım ben? Bu da naylon.
aralardan gideyim. Araba birikmiş buralara. Yılbaşı gecesi süslenirdi. Herkes buraya gelirdi. Bak. Çünkü ülkemizde yani ülkemiz duyarlı. Bak görümün hiçbir yer süslenmemiş. Mekanlar süslenmiş olabilir ama buralar mutlaka süslenirdi. Mutlaka ışıklandırılırdı. Şey olurdu. Hani güzel şeyler yapılırdı. Bak hiçbir şey yapılmamış. Görüyor musunuz? İşte bu da takdire şayan bir şey. Burada bayrağımız. Bu da takdire şayan. Çünkü neden? Gazne'de bu savaşlar varken, onca çocuklar ölürken. Ülkemizi ne beklediğini bilmiyoruz. Allah iyi etsin. Allah iyi etsin. Allah oğlum MR çekiyor. Ülkemizi dur. Burada ses var. Yani depremler olurken, seller olurken, şeyler olurken bak. Görüyor musun? 2019'dan önce buralar hep her taraf süsten gezilmezdi. Cıvıl cıvıl çocuklar altında gezerdi, bizler gezerdik. Hiç süslenmemiş. Hiç süslenmemiş. Bu da duyarlılık demektir. Çünkü öbür tarafta canlar yanarken burada süslenmemesi. Yani olması gereken gibi. Çok şey oldum. Tabii önceki zamanları çok iç açıcıydı. Çok güzeldi. Ama şimdi devir çok değişti. Nelerden atladık. Nelerden geçtik. Hala cephelerde savaştılar. Hala çocuklar ölüyor. Bak, takdir ettim şimdi. Devletimizi takdir ettim şimdi. Bayağı yağmur başladı. Şu an felaket yağmur yağıyor. Ben yağmura tutuldum. Çabuk gitmem gerekiyor. Çünkü anneme geçecektim. Meleğe geçecektim ama şu an ıslanırım ben burada gidene kadar. Islanınca orada üşütür hasta olurum. Dediğim gibi hasta olursam doktora gideceğim. Para, ilaç yazdıracağım para. Acile gidince şey parasızmış ama. Batu geçirinde gitti ya şey acile. Onun da yok ya şeyi. Sigortası. Devlet hastanesine acile gittiğinde Batu parasızmış, parasız olmuş. Ama şey normal doktora gittiğinde hastaneye de gitsen gene normal doktora gittiğinde yine para istenir. Çünkü neye baksan iş yerim görünüyor bura. Bakur ödenmemiş. Ödenmediği için. O yüzden ben hızla gideyim eve. Hasta olmayayım. Bir de ilaçlara para vermeyeyim. Bir de doktorlara para vermeyeyim. Evet kenarlardan gele eve yaklaştık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ilk başta görüyorsun havanın bozuk olduğunu ama görüyorum ama şey ya hani hem çekim yapıp güya çekim için çıkıyorum ya hem çekim yapıp da hem o şemsiyeyi tutmak ekmek aldım. Tutmak zor. Hani zor. Mecbur ya hep ıslanacaksın ya da çekimi yağmur yağdığında bırakıp koşa koşa kenar geleceksin. Öyle. Sile bastım. Bakalım. Batu evde mi? Kıya bacım çantamdan daha şey çıkarmayayım dedim. Bakarsın dedim ama çocuk gece uyuyamıyor. Çocuk
Bende de uyuyacağım yok. Ben de gece bir uyuyayım, bir uyanayım, bir uyuyayım, bir uyanayım koltukta, mutfaktaki koltukta. Bende de uyku düzeni yok. Çocuk da uyumuyor sabaha kadar. Ama ben gene de mecburen saat 8-9 gibi kalkıyorum. Ne zaman uyursam uyuyayım. Suyun çekimimi artık bundan sonra yapmak zorundayım. Herhalde buraya yapıldı. Herhalde. Buraya. Hah bak. Diye diye göstere göster habrası yapıldı. Habrası yapıldı. Saç baş birbirine geçti ya Rabbim. Ne yapayım ben daha? Çok yoruldum. Bundan sonra devam ediyoruz. Bir gün sizler dinlenin dedim. Kendim de dedim dinleneyim dedim. Baya bir zamanım uykuda. Bir ayık, bir uyanık, bir uyurken bir uyanık ama koltukta da bir dinleneyim. Aha, aha benim. Aha. Kız ne oldu? Ne istiyorsun ne? Tamam alacağım kucağımı seni. Tamam. Tamam alacağım kucağımı seni. Bak ben gidince gelince hemen evli yapayım görüyor musun? Bak beni kucağına al diye. Çünkü giderken bunun karnını doyurdum ben. Hem de yaş mamayla doyurdum karnını. Hem de yaş mamayla. Gel o zaman gel kucağıma hadi. Hadi gel. Ben zaten yoruldum ıslandım. Gel. Yaş mamayı çok seviyor. Sütlü yaş mamaya bayılıyor. Aha gel. Aha. Karnını tıka basa doyurdum. Bir kutu yaş mama yedi. İki günde bir yediriyorum çünkü diğeri de zaten şeyli mama. Kuzu etli mama. Kurutsu da. Yaş maması da kuzu etli. Onu çok seviyor. O yaş mamayı çok seviyor. Koca bir tas yedi. Açlıktan değil. Bazen miyak ederken açlıktan zannediyor. Beni kucağına aldı. Ben gittiğim zaman çok üzülüyor. Batu'da da aynı. Ha burada yanımda dursun. Batu'da da hadi git yürü. Batu'da da aynen. Batu dışarıdan içeri gelirken anında fırlayıp koşuyor önüne. Ben de o kapıyı atarken anında fırlayıp koşuyor. Ben kapıyı açtım. Batu uyuyor odasında herhalde. Bakmadım daha da direkt bununla ilgilendim. ana kuzusu. Ya yavrum ya canlarım. Ne yapıyorum? Yazmış gene dedi ki siz bu kadar yemeği nasıl yiyorsunuz? Ya yediğimiz pancar çorbası da pancar gibi yani şey. Öğlenki attığım vlogda böyle yazılmış. Kaldırdım ya. Gereksiz olan şeyi yani moralim bozulmasın diye kaldırıyorum. Engellemiyorum yok kimseye. Ama baktım ki saçma sapan yazılmış. Onu kaldırayım buradan. Çünkü gözüm olsun görmez. Sürekli ben yorumlara bakıyorum çünkü. Ya sen iki gün üst üste şey yemeği yaptın bak düşün. Öbürü iki gün sürdü. Bunu da yeni yaptım gene. Hep karnabahar. Böyle bir kere bizi erzak getirip göndermişler diye o Batu karnabaharı çok seviyor diye böyle iki tane top böyle poşetli yani dört tane küçük top göndermişti. Birine iki gün önce yaptım. Oturup kalkıp onu yedik. Ondan sonra şey pazartesi akşamı da gene diğer topu yaptım ama topun bir tanesini ona saplarını koydum o yemeğe. Bir tanesini de bir parçasını da bir kahvaltıda kızartırım da yerim. Onu değişik bir müzver gibi yapılıyor. Onu yaparım diye bıraktım yarısını da. Karnabahar da yemeyeceğiz. Yemeyelim. Sen bu kadar yemeği yediğin nasıl yiyorsun? Yahu bunu diyen şöyle aslında var ya bunlara da kabahat bulmuyorum. Her zaman izleyen kişi değil. Her izlediğinde demek ki her izlediğinde beni yemek yaparken yani ara vermiş
Ama o yemeğe rast gelmiş hep. O da yemek hastası aslında. Yemeğe rast gelmiş. Bize her gün yemek yapıyorum sanıyor. Her gün değil. Ama bir şey de söyleyeyim şimdi. Mesela karnabahara bir tencere yapıyorum. O iki gün gidiyor. Sadece ondan yiyorum ben. Çünkü biraz da şey yapsın hani. Haşlamıyorum. Biri demiş ki haşlayarak yapıyorum demiş ama yok, onun önemli olan gazı, vücuttaki gazını şey yapsın. Tamam, gazlı bir şey, pancar çorbası. Ama o pancar değil gerçi. Şey, ben karnabaharı haşlayıp öyle yapıyorum demiş de yok. Çünkü asıl onun gazı ödem kesecek. Şeyi de pancarı niye demiş haşlamış demiş. Canımın bir tanesi, niye haşladım ben? Haşlamadan yapıyorum, vitamine gidiyor demiş. Hayır, pancarda daha çok sasuk koku geliyor yani ön. Bir kat böyle, bir boğaz böyle kaynar suya. Yani daldırıp çıkarmış gibi oluyorum. Onu öyle haşlıyorum ki daha lezzetli oluyor. Vitaminini attırmıyorum tabii ki. Ya şimdi pancarda bakarsan, kara pancarda çok öyle vitamin bir şey yok. Ama ödem söktürme şeyi çok. Hani... Anam ben maydanoz almayı yine unuttum ya. Ödem söktürme şey çok. Anam yeşillikte bir sürü para. Orada sordum. Bir sürü para ya. 30 ya, bir habuk açacak. Habuk açacak yok ha. Habuk kadarcık. Bir avuç şey 30 lira. Buna ondan kaç tane, en az 3 tane alacaksın ki sana bir tava şey çıkacak. Bunun kızartması ya da bir tava yemeği çıkacak. Bir tencere yemeği çıkacak. Ben onun yemeğini de yapıyorum biliyorsunuz. Pirinçli falan. Yemeğini de yapıyorum. Sakarcanın. Çok güzel oluyor. Bizim Giresun'un ana yemeklerinden biri o. Yani aslında mevsimlik o. Mevsimlik. Genelde ilkbaharda çıkar ama nerede şimdi? Çıkmış. Biliyorsunuz ben kendi köydeyken kendim çok şey yapmıştım. Çok sökerdim. Evet canlarım, yağmur yağdı, gidemedik. Anneme gidemedim. Melih'e gidemedim. Telefonda kutlamıştım ama bir de sarılarak hani dualarımı hep ediyorum. Herkes için ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin ne muradı varsa versin. Abone olup videoyu beğenip bütün yorumları da beğenip o yorum yapanlar, videoyu izleyenler, bana bu şekilde destek olanlar, Allah hepinizden gani gani razı olsun, binlerce kere razı olsun. Maddi gerek teşekkür alarak, gerek şey alarak, katılarak bana yardımcı olan, gerekse şeyle bana yardımcı olan, işte postane yoluyla bana gönderen kişilerden. Hepsine dua, hepinize dua ediyorum, hepinize. Çünkü hep dua ettim. Yılbaşında da hep dua ettim. Dua edip öyle yattım. Kalktım, gene dua ettim. Yattım, gene dua ettim. Hep abi bile dua etti. Abi bile. Bu bile bak dua. Hep dua ettim. Ve aynı derecede de şey olsun diye de Batu'ya da dua ettirdim. Batu da etti. Batu'ya da dedim. Çünkü onlar bilmiyor ama Rabbim görüyor dedim. Dua edelim dedim. Ettik hep birlikte. Evet, Batu ile biri geçirdik yeni yılımızı. Yeni yıla birlikte girdik. Allah ya Allah önce sağlık versin. Sağlık olunca hep mutlu olunuyor zaten. Biraz da darda olanların da elini bollaştırsın. Allah huzurlu, mutlu yıl nasip eylesin. Huzurlu, mutlu nice yıllar olsun, yıllarımız olsun inşallah. Hepinizi öpüyorum. Birazdan bir şeyler gene yaparım ben. Artık videomuza devam ediyoruz. Çünkü ne dedim? Sizler dinlenin. Ben de dinleneyim diye. Bir gün öğlen akşam atmadım. Yani pazartesi günü. Bir de akşama atmadım ama artık bugün salı gününden öğlen videomu da attım.
Akşam videomu da bununla atacağım size ve aynı saatlerinde gelecek. Allah izin verirse hepimiz gene birbirimize yaslanarak, birbirimize dualarla, birbirimizi destekleyerek böyle devam edelim inşallah. Allah hiçbirinizi bu yeni yılda, hiçbirinizi eksik, bir tane eksik etmesin Rabbim. Bir tanenizi bile eksik etmesin. Hepiniz var olun. Hepiniz sağ olun. Var olun. Sağlıklı olun, sevgiyle olun. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Yarınki inşallah öğlen videomda, öğlen vlogunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.